Türkiye'de ortalama bir Kürt silahlı mücadele döneminin kapanmış olduğunda çoktan kani olmuş durumda. Dolayısıyla bugüne bir olmaması gereken bir hal, bir tür bir uzatma hali olarak bakıyor. Kürt hareketinin seyrini şekillendirmekte tabii ki 15 Temmuz'daki darbe girişimi de önemli bir rol oynadı. Türkiye devleti olduğundan daha fazla otoriterleşmek için darbe girişimini önemli bir fırsata çevirdi ve Kürt siyaseti üzerindeki aslında bugün hepimizin daha böyle yakından bildiği gelişmeler de darbe sonrasında yaşandı. Türkiye bundan daha fazla otoriter bir rejimle yönetilebilir bir yer olacağı benzemiyor. Dolayısıyla eğer otoriterlik Türkiye'de bir limite ulaştıysa bundan sonra bir geri sarma hikayesi daha çok beklemek gerekir. Today hundreds of Kurds brought their fury onto the streets of London. 50 of them had stormed the Greek embassy in Holland Park. Demonstrators blame Greece for allowing the capture of their leader, Abdullah Öcalan. Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte Kürt hareketinin talepleri çok hızla dönüştü. Biz direnirken korkmadık, barışırken de korkmayacağız. Artık işte meşhur Demokratik Cumhuriyet programını Türkler için daha uygun bir program olarak ilan etti ve ayrı bir devlet kurma Kürt hareketinin hem yasal hem askeri kanadının gündeminden çıkmış oldu. İki halkın tarihi, siyasi, ekonomik durumunu anlayanlar bilirler ki parçalanmak olmaz. Etle tırnak gibi iç içe geçmişler. Biz ilişkilerin yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Daha büyük dönüm noktası galiba işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne hazırlanmasıyla birlikte yapılan reformlarla geldi. Burada Kürtlerin talepleri Türkiye siyasetinde daha meşru talepler olarak görülmeye başlandı ve bütün bir 2000'leri aşağı yukarı böyle geçirdik. Şu anda verebiliyoruz sonuçları. Hemen Türkiye genelini verelim ve izleyicilerimiz de sonuçları görsün. Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %51.89'unu aldı. Şu an 353 milletvekili parlamentoya sokuyor. Dönemin iktidarı 2007'de yapılan seçimlerden sonra hem meşruiyetini genişletti hem de bürokrasiye karşı gücünü de arttırınca işte Türkiye'yi çok uzun zamandır meşgul eden bu meseleyi bir şekilde başka tarzda ele almak için de kendisini daha güçlü hissetti. 29 Mart 2009 sabahı yeni bir dönem başlayacak. 29 Mart'ta yeni bir bahar, yeni bir Nevruz ülkemizi baştan başa saracak. Taraflar işte Oslo'da belli ki MIT ve örgütün temsilcileri görüştü ve görüşmelerden de anladığımız o ki taraflar arasında bir kapatılabilir makas olduğu anlaşıldı. Kesinti yaşanmasına rağmen 2013'te çözüm süreci yeniden başladı ve ama bu kez hepimizin aklına çözüm süreci olarak kazınan şey gerçekleşti. Yani bir tarafta devletin, bir tarafta Kürt hareketinin yasal temsilcilerinin, diğer tarafta da Öcalan'ın olduğu bir üçgende Kürt meselesinin çözülebilir olduğuna dair bir fikir birliğinin oluşmasıydı. Syria's civil war is more complicated than ever. Bir başka kırılma noktası 2011'de Suriye'deki çatışmayla birlikte yaşandı. 2011'deki Suriye serüveniyle birlikte Kürt hareketi hem Suriye'de hem Türkiye'de tırnak içerisinde hazmedilebilir olmanın ötesine geçen bir büyüklüğe ulaşınca 2009'dan itibaren kesintilerle devreye girmiş olan çözüm sürecinin de kapanmasının önünü açtı. 2015 Mart'ına geldiğimizde şu anlaşılmış oldu. PKK silah bırakmaz. Niye bıraksın? Kürt silah bırakmaz. PKK silah bırakma kararını açıklamayacak. Buna mukabil HDP'de Haziran seçimlerinde yine Erdoğan'ın ulaşmak istediği siyasi büyüklüğe ulaşmasını engelleyecek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça, HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız. HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar. Madem %13 oy aldılar, Kandil'e çağrı yapsınlar ve PKK'ya silah bıraktırsınlar. Hendek savaşları nihayetinde Kürt kalabalıklarının onayladığı bir süreç olmadı aksine. PKK'nın ısrarıyla bu süreç yaşandı. Dönemin HDP'si de elden geldiğince süreci engellemeye çalıştı ama onların da anladığım kadarıyla güçleri yetmedi. HDP konvoyunun Middat ilçesinden Cizre'ye gitmesine izin verilmemesi üzerine
konvoydakiler araçlardan inerek Cizre'ye doğru yürüyüşe geçti. Kürt hareketinin seyrini şekillendirmekte tabii ki 15 Temmuz'daki darbe girişimi de önemli bir rol oynadı. Ve Kürt siyaseti üzerindeki daha böyle yakından bildiği gelişmeler de darbe sonrasında yaşandı. Muhalefette bildiğimiz üzere Kürt hareketi üzerindeki huşunetin önünü açtı. İşte dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay vererek dokunulmazlık dosyalarını gönderelim, bakanları bunun dışında tutalım diye bir karar geldi. Bizim açımızdan fark etmiyor. Biz bu teklife de evet diyeceğiz. Evet mi? Evet diyeceğiz tabii. Ya bizim Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Kürt meselesinin akıbeti hakkında bir kere çok iyimser olduğumu söyleyemem. En azından kısa vade için. Çünkü Türkiye'nin Kürt meselesi Türkiye'ye özgü bir mesele değil. Türkiye'de bu işi halletmek istese bile iktidarlar bir şekilde Irak'taki, Suriye'deki kısımlarıyla birlikte işi ele almak zorundalar ve bu da işi karmaşıklaştırıyor. Erdoğan will try to wipe out the Kurds. I will wipe out his economy if that happens. I've already done it once. Türkiye Kürt meselesiyle yaşamaya alışmış bir ülke. 100 senedir yaşıyor ama 2016'dan beri şöyle yaşıyor ya da 2015'ten beri bastırarak da yaşayabileceğini görmüş bir ülke. Yani çok güçlü bir Kürt hareketi var. İşte %10'luk bir seçmen desteğine sahip bir Kürt hareketi var. Suriye'de ve Irak'ta Kürtler oradaki siyaseti bir şekilde şekillendirebilecek kuvvete sahipler ve lakin Türkiye bütün bunlarla baş edebilecek kapasitede bir devlet. Yani Suriye'de operasyon yapabiliyor, Irak'ta operasyon yapabiliyor. Dolayısıyla bugünkü iktidar devam etse de, iktidar değil ise de Türkiye'deki devlet aklı Kürt meselesine baktığında şöyle düşünecektir büyük ihtimalle. Ben Kürtlerin en kuvvetli olduğu halleriyle bile uğraşabilen bir devletim. Dolayısıyla yapacaklarını da büyük bir ihtimalle bu fikrin süzgecinden geçirerek yapacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim herhalde. Türkiye bundan daha fazla otoriter bir rejimle yönetilebilir bir yer olacağı benzemiyor. Dolayısıyla eğer otoriterlik Türkiye'de bir limite ulaştıysa bundan sonra bir geri sarma hikayesi daha çok beklemek gerekir. Kürt siyasetinin temel taleplerinin kısa zaman içerisinde karşılanacağı açıkçası çok düşünmüyorum. Bunların gerçek birer müzakere meselesine dönüşmesi için bizim daha epey bir süreye ihtiyacımız olacak.